Merhaba Bu videoda size karbon-14'ün nasıl oluştuğunu ve yaşayan şeyleri ölçmede nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu videonun sonlarına doğru veya başka videolarda bu yöntemi bir şeylerin yaşını bulmada nasıl kullandığımızdan Mesela şu kemiğin 12.000 yaşında olduğunu veya o insanın 18.000 yıl önce öldüğünü nasıl bulduğumuzdan bahsedeceğiz. Öncelikle Dünya'nın yüzeyini çiziyorum. Evet, yüzeyden küçük bir kesit. Atmosferi de sarıyla çiziyorum. Yazıyoruz, atmosfer. Atmosferimizde en fazla bulunan, yani %78 oranında bulunan element azottur. Azotun sembolü nedir? ve 7 protonuyla 7 nötronu vardır. Yani atom kütlesi yaklaşık 14'tür. Bu gördüğünüz azotun en bilinen izotopudur. İzotop kelimesini kimya videolarında sık sık kullanıyoruz. Protonlar elementin hangi element olduğunu belirliyor. Şu üstteki sayı da nötron sayısına bağlı olarak değişiyor. Yani bir elementin farklı versiyonlarının her birine izotop denir. Ben bunu hep bir elementin farklı versiyonları olarak düşünüyorum. Neyse. Evet, atmosfer işte burada. Güneşten gelen kozmik ışın denen şeyler var ama aslında bunlar ışın değil parçacıklar. Bunları tek proton olarak düşünebilirsiniz ki bu da hidrojen çekirdeğiyle aynı şey. Bunlar aynı zamanda alfa parçacıkları yani helyum çekirdeği olabilir. Hatta birkaç elektron bile vardır. Bunlar gelip atmosferimizdeki şeylerle çarpışır ve nötron oluştururlar. Nötronu küçük n harfiyle gösteriyoruz. Kütle numarası içinse 1 yazıyoruz. Buraya bir şey yazmıyoruz çünkü protonu yok. 7 protonu olan azot gibi değil. Bunda proton yok. O yüzden tam da element sayılmaz. Bu bir atom altı parçacıdır. Fakat bu nötronlar oluşuyor. Şu konuya açıklık getireyim. Bu tipik bir reaksiyon değil. Bu nötronlardan biri ara sıra azot 14'lerden birine çarpıyor. Azottaki protonlardan biri yok oluyor ve bunun yerine kendini getiriyor. Tekrar edelim. Protonlardan birini yok edecek. Yani 7 proton yerine artık 6 proton olacak. Ama bu 14 sayısı 13'e düşmeyecek. Çünkü bunun yerine kendisi geldi. Yani burası hala 14. Bu elementin artık sadece 6 proton olduğu için artık azot demiyoruz. Ne diyoruz? Karbon diyoruz. Yok edilmiş olan proton da salınır. Başka bir renkle çizeyim. Evet, artı. Etrafta dolaşan bu protona hidrojen 1 deriz. Bu şekilde elektron kazanabilir. Eğer kazanmazsa pozitif bir hidrojen iyonu veya hidrojen çekirdeğidir. Dediğim gibi bu tipik bir süreç değildir ama ara sıra olur. Karbon 14 böyle oluşur. İşte bu karbon 14. Buna protonlardan birinin nötronla değiştirildiği azot 14 de diyebilirsiniz. İlginç olan şey şu, atmosferimizde bu sürekli oluyor. Çok miktarda olmasa da az miktarda oluşuyor. Yazıyorum, sürekli oluşum. Şimdi periyodik tabloya bir bakalım. Karbonun 6 protonu vardır ama karbonun en tipik izotopu karbon 12'dir. Evet. En yaygın görülen karbon 12'dir. Vücudumuzdaki karbonun çoğu karbon 12'dir. Burada ilginç olan şey şu. Küçük bir oranda karbon 14 oluşur ve bu karbon 14 oksijenle birleşerek karbondioksit oluşturur. Bu karbondioksit atmosfer ve okyanuslar tarafından emilir, bitkiler tarafından oksijene dönüştürülür. Karbon tutma denilen şey de güneşten hafif enerji kullanıp karbonu organik dokuya dönüştürmektir. Yani karbon 14 sürekli oluşturuluyor. Okyanuslara ulaşır. Zaten havada var ama atmosferin tümüyle ve hava ile karışıyor. Daha sonra da bitkilere doğru yol alıyor. Bitkiler aslında bu tutulmuş karbondan oluşuyorlar. Yani gaz formunda alınan ve katı forma konulan karbon bitkilere konuyor, daha sonra bitkileri yiyen şeylere konuyor. Yani onlara geçiyor. Mesela biz. Peki bu neden ilginç? Vücudumuzdaki mekanizmayı biraz açıklamıştım. Karbon 12 en yaygın izotop olsa da vücudumuzun bazı kısımları karbon 14'ten oluşuyor. İlginçtir ki bu karbon 14'ü sadece yaşarken, Yeni şeyler yerken alabiliyoruz. Çünkü öldüğümüz ve gömüldüğümüz andan itibaren karbon 14'ün vücudumuza girip dokularımızın bir parçası olmasının hiçbir yolu yok. Çünkü yeni karbon 14 içeren hiçbir şey yiyemiyoruz. Öldüğümüzde yeni karbon 14 alamıyoruz. Ve öldüğümüzde bulundurduğunuz karbon 14 beta çözünmesi yoluyla çürüyecek. Bunu azot 14'te öğrenmiştik. Yani bu aşama tersine dönüyor. Çözünüp tekrar azot 14'e dönüşecek. Beta çözünme aşamasında elektron ve elektron antinötrino salınır. Bunun detaylarına inmeyeceğim ama burada olan şey şu. Nötronlardan biri protona dönüşüyor ve bu süreç boyunca şunların salınımını yapıyor. Peki bu neden ilginç? Yaşarken karbon 14'ümüz olduğunu söylemiştim ve bu karbon 14 sürekli bir çürüme işi yapıyor. Ama ölür ölmez yani bitki yemiyorken veya bitkiyseniz atmosferden nefes alamıyorken veya karbon tutmuyorken bu bitkiler için bile geçerli. Çünkü bir bitki öldüğünde atmosferden karbondioksit alıp yeni dokuya çevirmez. Bu dokudaki karbon14 donar ve bu çürümeyi belirli bir oranda yapar. Bu oranı da o şeyin ne kadar zaman önce öldüğünü bulmak için kullanabilirsiniz. Yani karbon14 çürümesinin oranı şu. Yarısı yaklaşık 5730 yılda kaybolur. Buna yarılanma süresi deniyor. Hangi yarının gittiğini bilmiyoruz? Yani 5730 yılda soldaki karbon 14 çürüyecek, sağdaki karbon 14 çürümeyecek. Hmm, i̇şte bunu diyemeyiz. Herhangi bir karbon 14 atomunun 5730 yılda azot 14'e dönüşme ihtimali %50'dir. Yani 5730 yılda yaklaşık yarısı çürümüş olacak. İyi de bu neden ilginç? Tüm canlıların dokularında belirli bir miktar karbon 14 bulundurduğunu düşünürseniz ve bir kemik bulursanız, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen bir kemik çizeyim. Mesela arkeoloji kazısında bulmuş olalım. Bu kemikte tüm canlılarda gördüğümüz karbon 14'ün yarısı var diyebilirsiniz. Yani bu 5730 yaşındadır. Evet, öyle diyebilirsiniz. Belki daha derin kazıp başka bir kemik daha bulursunuz. Belki birkaç metre aşağıda. Bu sefer de buradakinde canlılardaki karbon 14'ün dörtte biri var. O zaman bu kemik kaç yaşında diye sorarsınız. Bunda eğer dörtte bir oranında karbon 14 varsa iki tane yarılanma süresi geçirmiş demektir. Bir yarılanma süresinden sonra karbon oranı yarı olur. Başka bir yarılanma süresinden sonra da bunun yarısı da azot 14'e döner. Yani iki tane yarılanma süresi var. Yani 2 çarpı 5730 yıl. Yaklaşık 11.460 yaşında. Hoşçakalın. Size de nice sağlıklı yaşlar dilerim.